يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والخمسون من كتاب طهارة. Fethül Vahhab'ın Kitab-ı Taharet'in 53. dersini okuyoruz. Necaseti yıkarken ve şurite vurudu ma'in. Ne şarttır? Vurudul ma şarttır. Yani necis olan elbiseyi bir suya batırsan, çıkarsan olmuyor. Suyu onun üzerine ne edersin? Dökeceksin. Ve şurite vurudu ma'in ama in kalle. Nedir Muhammed Enes? Eğer su az ise suyun necasetin üzerine salması şart. La in kesure, su çok olursa vurudu şart değildir. Bir elbise bir havuza batırıp çıkarsan temizlenir. Su çoktur. Ama su az ise, yani bir leğen su, bir kova su, elbiseyi batırsan temiz olmaz. Elbise temiz olsa da o necis su onu bir daha necis yapar. Hmm. Oldun. Ve şurite vurudu ma'in in kalle la in kesure. Vurudu ma ne üzerine Muhammed Salih? Alel mahalli. Alel mahalli. O necasetin mahalli üzerine suyun vurudu şarttır. Alel mahalli neye mutaalliktir? Vuruda mutalaktır. Vurudu ma'in alel mahalli. Alel mahalli. Niye, sebep ne? Emrullah. Le'la yetenecesel ma'u. Ta ki su olmasın. Ta ki su necis olmasın. Bildiniz değil mi? Le'la yetenecesel ma'u lev ökise. Yahut da lev akese, temizlik yapan kişiyi ve akis yaparsan veyahut da akis yapılırsa sünnetaki ne olmasın? Necis olmasın. Yani necis, mütenecis olan şeyi suya batırırsan sünne olur, sünnecis olur. Sünnecis olunca felâ yethurul mahallu, mahal da necasetin mahalli, o elbise de ne olmaz? Temiz olmaz. Yahut da fela yutahhirul mahalle. O necis su artık mahalli, necasetin mahalli ne etmez? Temizlemez. Temizlemediği gibi temiz olan yerleri de necis yapar. Kirletir değil. Necis yapar. Kirletmek hari, necis hari. Hangi şekil okusak daha iyi Seyden? Yeturu daha iyi. Fela yeturul mahallu. O zaman fa'ulime ennehu la yuşaratul asr. Dikkat edin. Su çoksa vurudul, o necis olan elbise suya batırılabilir. Su azsa suyun vurudu şarttır. Peki vurudu şarttır. Eğer su azsa. Az değilse o da şart değil. Elbisen sıkmasıyla ilgili bir şey söyledi mi? Demek necis olan yeri suyu akıttın mı yeter. Sıkmak şart değil. فَعُلِمَ اَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ الْأَسْرُ. Asru mu asru mu? Asru. Asru, sakin. He, sakin. فَلَا يُشْتَرَتُ الْأَسْرُ. Asr şart değil. Niye? لِمَا يَتِ مِنْ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ. Bakın ileride geliyor. Bir necis yeri yıkadın. O su bir yere birikirse, şartları var. Artış olmasa, şu bu olmasa, şartları yerinde olursa o su nedir? Tahar değil midir? Evet. Tahar. O zaman sıkmaya gerek yok. Sıkmasa ne olur? O su içinde kalır. Zaten temizdir. O sale temizdir. Şimdi asru dedim. Acaba usur da olabilir mi? Hele bir bakın. Dedim asru, sıkıp suyunu çıkarmak.
Asrun değil mi? Asru sakin ortası. Meslere mi bakıyorsun? Fiyele bakmıyorsun. Yok Seydam, sadece asru. Elflamlı mıdır? Yok, elflamsız. Osur, asur. El asru el gubaru. Demek asır ikinci lotfi ahir nihari. Çok manileri var. Neyse göremedim. El asrıdır Allah var. Oldu mu? Bitti. Ve şurite vurudu ma'in in kallen la in kesure alel mahalli le la yetenecesel ma'u lev ukise fe la yeturul mahallu fe ulime ennehu la yuşaratul asru limma ye'ti min taharetil gusaleti ve kavli kallen hani vurudu ma'in kallen min ziyadeti. Benim ziyademdendir. Minhaz mutlak söylemiş. Vurdulma şarttır. Halbuki su azse vuruş şart değildir. Su az değilse çoksa vuruş şart değil. İlka'u sev filmadaki nedir? Evet, kafidir. Evet. Niye? Atarsan elbise temizlenmiyor. Suda ne olmuyor? Necis olmuyor. وَغُسَالَةٌ قَل۪يلَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِلَا تَغَيُّرِينَ Anlıyorsunuz değil mi? Şimdi haber daha gelir Allah-u Alem. وَغُسَالَةٌ قَل۪يلَةٌ Gusalet ne demek Muhammed Salim? Hani necis olan suyu yıkanınca o yıkanan yerden ayrılan ne var? Su var. Bir kaba birikirse temiz mi, necis mi? Gusalet ona denilir. Diyor ve gusaletun kalilletun. Niye kalilletun dedi? Kolletense yok. Kolletense zaten necis olmaz. Necis elbise yıkadı bir havuz su birikti. O zaten necis olmaz. O gusalet ki nedir? Azdır. Az demek kolleteyne ulaşmamış. Bu da şartları yerindeyse tahirdir. Ve gusaletun mubtedadır. Ve gusaletun galiletun. Munfasiletun yıkanan yerden ne olmuş? Ayrılmış. Ama bila tagayyürün. Ayrılmış, tagayyürü yok. Rengi ne olmamış? Değişmemiş. Ve bila ziyadetin. Artış da olmamış. Veznen vezin olarak. Önce o su 5 kilo ise yine nedir? 5 kilo. Yani nasıl 5 kilo 5 kilo olur? Diyelim 5 kilo suyla yıkandık. Tahmine göre yarım kilo su telef olmuş. O yıkanan elbiseye yapışmış. Yine 5 kilo mu olacak? Hayır. Az olabilir, çok olabilir. Diyor hayır. Diyor. Ba'de etibari ma yeteşerrebuhul mahallu. Mahal o yıkanan yer. İçtiği suyu itibar ettikten sonra ha bu mahal ne kadar suyu içine alır? Yarım kilo. Peki suyun kaç kiloydu başta? 5. Şimdi kaç olmalı?
4.5 olmalı. 5 ise olmaz. 5.5 ise olmaz. Anlaşıldı değil mi? Niye? Önce de 5'inde 5. Yarım kilo süt telef olmuş. Demek ki o yarım kilo pisliktir. Kirdir. O yıkanan necasettir. Anlaşıldı değil mi? Ve gusâletun galîletun munfasiletun bila tagayyurin ve bila ziyadetin veznen ziyade olmayacak ba'de yetibari ma yeteşerrebuhul mehallu mehal içmiş olduğu, içine almış olduğu suyu itibar edildikten sonra artış olmayacak. Anlaşıldı değil mi? Tamam yıkadık. Artış olmamıştı. Su değişmemiş ama o yıkanan yer bakıyoruz daha temiz olmamış. Necaset var. Yine o su temiz olmaz. Hal hal vakat tahurel mehallu. Mehalda ne olmuş? Temiz olmuş. Yıkanan yer temiz olmuş. Eğer temiz olmamışsa yine ne olmaz? Tahir olmaz su. Su yine tahir olmaz. Niye? Bak o yıkanan yeri temizlememiş daha. Bildiniz mi? Pek böyle bir gusalet nedir? Ve gusaletun kalîletun munfasiletun bila tagayyun ve bila ziyadetin hal hal ve kat tahurel mehallu. Nedir emrullah? Tahiretun. Temizdir. O su, bak muttahir de demiyoruz. O suyu içebiliriz. O suyla bir necis elbise yıkayamayız. Abdest alamayız. Usul alamayız. Tahirdir. Niye? Sebep ne? Lianne dikkat edin. Şimdi diyecek ki ya o suyun bir kısmı elbisenin içinde kalmamış. Kalmış. Bir kısım yani alttaki kaba dökülmüş. O necisse onun bir kısmı bu elbisenin içinde var. O zaman bu elbise de necistir. Çünkü içinde necis su var. Ona necis desek buna da dememiz lazım. Evet. Biz elbise temiz ediyoruz. Demek içindeki su temiz. O dökülen su da o içindeki suyun bir, diğer bir kısmıdır. O zaman o da temizdir. Mücahit sen anlamadın. Yok selam. Allah Allah. Hadi sen anlat bu Mücahit. Şimdi bah ne diyor? Kendisi söylüyor. لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ O yıkanan yerden ayrılan su barış. بَعْدُ مَكَانَ مُتَسِلًا بِي O elbiseye mutasil olanın bir kısmı değil midir? Evet. Hal hal vakat furida tuhruhu, elbisenin içinde kalan suyun tuhru farz ediliyor. Biz demiyoruz tahardır. Biz demiyoruz bu elbiseyi yıkadık temiz oldu. Öyle değil mi? O temizse bu o munfasır olan o da onun bir badidir. O zaman bu da temizdir. Hah, yeni anladım. لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ بَعْدُ مَكَانَ مُتَسِلًا بِهِ وَقَدْ فُرِدَ تُهْرُهُ Oldu mu olmadı? Emrullah anladınız mı? Peki su kalil ise dedik. Ve usaletun kaliletun munfasiletun temiz dedik. Fe inkanet kesireten o ayrılan su eğer çok ise çok ne demek? O leten ise o fettahiretun. O zaten tahirdir. Ziyade var mı yok mu ona bakılmıyor. Selam kanetin ismini nereye şey? Kanet o gusalet. Fe inkanet eğer olursa gusalet kesireten çok olursa fettahiretun. O su nedir? Temizdir. Malem tetegayyer. Şimdi mugayyer olmadığı sürece temizdir. Az mıdır çok mudur ona bakmıyoruz. Peki ve gusaletun galiletun munfasiletun. Galiletunla kesiretundan ihtiraz etti. Çünkü kesiretun necis olmuyor mugayyer olmadığı sürece. Munfasiletun dediği diyor evlem tenfasil eğer su munfasıl olmamışsa elbisenin içinde kalmış. Kalmıyor mu? Bir kısım kalıyor. O da fetahiretun. O da nedir? Tahirdir. Eyden kesir gibi o da nedir? Tahirdir. Anlaşıldı? Ve in infasalet mutagayireten ev gayre mutagayiretin bu bitti. Demek galil dedik temiz olursa şey kesirse mutagayir olmadığı sürece tahirdir. Munfasıl dedik mutasıl olan zaten temizdir.
Bir de ne dedik? Bila tagayyurin. Bila ne dedik? Muhammed Enes. Bila tagayyurin. Şimdi onun muhterezine geçiyoruz. Diyor ve in infasalet mutagayyireten. Su munfasıl olursa mutagayyir olarak. Ne yoktur? Bila tagayyur kaydı yoktur. Tagayyur var. Ev gayre mutagayyiretin. Ayrılan su mutagayyir değil. Rengi değişmemiş. Tadı değişmemiş. Levnu değişmemiş. Ama ve zade veznuha. Veznin darttısı, miktarı ne olmuş? Artmış. Artmış. Nasıl artmış? Önce 5 kiloydu. Şimdi 5,5. Hayır. Bademe zükire. O yıkanan mahal içmiş olduğu, içine almış olduğu su itibar edildikten sonra artış varsa. Bu da neden çıktı? Bile ziyadetin veznen dedik. Bade evet. Permaya teşerre bu. Ev lem yezid. Yahut da artış yok. Ve lem yeturul mahallu. Mahal da ne olmamış? Temizlenmemiş. Bu da vakat tahurel mahallunun muhterezi. Her biri birine gidiyor. O zaman ve in tagayyere falan filan fe necisetun. Yani fel ma'u necisetun. Mubtada haber, mubtada mahzuf. Bu cümle ve in infasaletin inin ceza şartı olur. Anlaşıldı değil mi? Peki ve takidu bil galileti ve usaletun galiletun. Anlıyorsun emrullah. Ve bi ademi ziyadeti. Bu min ziyadeti. Bu benim neyimdir? Benim ziyademdir. Benim neyimdir? Minhaca bakın. Galiletun yok. O ve ziyadetin kaydı da yoktur. Bu iki kayıt orada yoktur. Benim ziyadelerimdir. Oldu mu? Bakabilirsin. Şimdi bu suyun su necis, azsa çoksa nasıl necis olur, nasıl olmaz şartını falan öğrendik. Sen ver ben açayım sana. Ve üşertu vurudul ma'i. Hellel asr, bak burada hareket de varmış filesen. Vel eser taharatu husaletin tenfasru bila tagayyurin ve kad tahurel mahalubu tahere demiş. Tahere, tahure iki babdan da geliyor. Ama bak burada ne yoktur? Burada galiletun da yok. O ziyade kaydı da yok. Oldu mu? Lan sana Muhammed Hanım. Burada dursun. Pek suyun dışında herhangi bir şey necis olursa, adamın bir bidon bekmezi vardı, necis oldu. Sirkesi vardı, necis oldu. Sıvı yağı vardı, ne oldu? Necis oldu. Temizlenmesi nasıl olur? Diyor, وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعُنْ Bir sıvı, herhangi bir şey necis olursa, ama غَيْرُ مَائِنْ O maya su değil. Suyun durumunu öğrendik. Kolaten mi değil mi, mutagayyir mi, evsaflarında değişmiş mi, değişmemiş mi onu öğrendik. Bu suyun dışında herhangi bir mai necis olursa, velev duhnen, velev ki ne olursa? Yağ olsa dahi, necis olan o mai yağ olsa dahi. Teazzere tetiruhu. Tetiri nedir? Zor, çok zor. Tetiri imkansızdır, temizlenmiyor. Dökmek lazım. Delil ne? لِأَنَّهُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُئِلَ عَنِ الْفَأَرَةِ Faret, hani bu geyiklerdeki o mis torbaları var ya, ona denilir faret. Faret bizim bildiğimiz faredir. Biz Türkçe fare diyoruz, aslında faerettir. Allah Resulü سُئِلَ عَنِ الْفَأَرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ Yağın içinde ölmüş fareden soruldu. فَقَالَ اِنْ كَانَ جَامِدًا Eğer o yağ donuk yağ ise fe'elkuha o fe'ereti fareye atın ve ma havlehu onun tarafın değdiği yeri de taraş yapın atın temiz olur ya geri kalan zaten temizdir ve in kâne mâ'i'en eğer
o yağ katı ise fela takrabuhu, siz o yağa yaklaşmayın. Fare sıvı bir küp yağın içine düşmüş, ölmüş. Yaklaşmayın. Onu neyden dökün? Ve fir rivayetin lil hatabiyyi feerikuhu. Yaklaşmayın dememiş, dökün demiş. Bu iki rivayettir. Peki, Allah Resulü yağı dökün demiyor mu? Evet. Veya yaklaşmayın, faydalanmayın demiyor mu? Diyor. Felev emkene tatiruhu. Eğer o yağın temizlenmesi mümkün olmuş olsaydı, lem yakul fihi, onu hakkında demezdi Allah Resulü zalike. Yaklaşmayın veya dökün demezdi. Niye? Lima fihi, bunda var. O şeyden dolayı ki bunda var. Bunda dökmekte olan şeyden dolayı dökmeyle emretmezdi. Dökmekte ne var? Min idaatil mali. Ne var emrullah? Malın idaati var. Malı zayi etmek vardır. Allah Resulü eğer ne temizlemesi mümkün olmuş olsaydı hele o zamanda yağ kıtlığı var, yiyecek kıtlığı var, Allah Resulü dökün demezdi. Oldu. Şimdi camit nedir, mayi nedir? Nedir mücahit? Selam, camit kurumuş olan bir şey. Hı. Katı olan bir şey. Tamam. Mayi'de sıvı akan böyle. Peki diyelim hani bazı katı süzme yoğurtlar var. O katı mı değil mi? Camit midir, sıvı midir? Nedir, camit midir? Bakın kuralı şimdi bize söylüyor. Vel camidu, camid nedir? Huvellezi izâ uhize minhu kat'atun veya kit'atun. Bir parça diyelim kepçeyle bir parça aldın. Bir miktar aldın. O yerine kalır, boş kalır. La yeteraddu. Dönmez, rücu etmez. Minel baki, o kalandan oraya dönmez. Ne? Ma o miktar ki yemle'u mahallaha. O kat'anın, o kit'anın yerini dolduracak. Birikmiyor orada. Anlaşıldı değil mi? Ama beklesen beklesen yavaş yavaş gelir, belki doldurur. Ala kurbin, yakın olarak doldurmuyor. O zaman camittir. Süzme yoğurt normal katı ise bir kepçe alırsan yeri boş kalır. Evet. Eğer iyi süzmesi. Ha bir saat sonra belki yavaş 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 dolabilir, yanlardan oraya kayıp dolabilir. Ama ala kurbin ne olmaz? Dolmaz. Ha o camit kabul edilir. Vel mâ'i'u bi hilâfi. Mâ'i bunun neyidir? Hilâfidir. Aldığın zaman hemen kısa sürede yeri ne oluyor? Dolu. Hele diyelim bekmez, sirke, süzme bal, alır almaz yeri dolar. İşte onlar mâ'i'dir. Kuralını öğrendik mi? Tamam mücahit. Vel camidu, camid nedir? Vellezi izâ uhze minhu kit'atun la yeteraddu. Rucu etmez. Minel baki, bakiden ona rucu olmaz. Ona gelmez. Ma o miktar yemle'u mahallaha. O kıt'anın mahallini dolduracak miktar sağda soldakilerden gelip orayı doldurmuyor ama ala kurbin gelmez. Gecikmeli olarak gelse de yine camidir. Vel ma'i'u bi hilafi zekerehu fil mecmu. Oldu. Şimdi bazı kitaplarda minhajda da geçiyor Allah'a emanet. Bir kıledir. Diyor yağın temizlenmesi mümkün. Nasıl mümkün? Diyelim yağ ne ettik? Bir yağ necis oldu. Üzerine su dökeriz. Karıştırırız. Bekleriz. Yağ üstten çıkar, altta mı kalır? Yağ sıvı olduğu için üstte çıkar. Su altta kalır. Altını delik yaparız. O alttaki su gider. Yağ gelir, dibe oturur. Oturunca deliği ne ederiz? Kapatırız. Bu şekil yağın temizleneceğini söyleyen kıyleler var. Damıtma şu anda mesela. He? Damıtma. O nedir? Yani söylediğiniz gibi biraz daha gelişmiş. Biraz daha böyle karışık şeyi ayırıyorlar. Yani tamamen karışık olan şeyi ayırıyor. Yani yıkandıktan sonra su
Ben dediğim şekilde, illa bu şekil şart değil. Farklı metodlarla o suyu alırsan, suyu alırsan, içinde kalmasa ne, temiz olur diyen kıyle var. Bu kıyle niye bunu söylüyor? Yani mal telef olmaması için. Ama bunun şartı var bu kıylenin. Şartı nedir? Eğer o necis olan şey yağlı bir şey değilse, diyelim fare içine düşmemiş ise, fare düşmüşse kıyle de bunu kabul etmiyor. Yağlı bir şey derken? Yani diyelim fare kendisi yağlı yok mu farede? Vücudu yağlı değil evet, midir? Öyle yani. Zişah veya zisemin bir şey olmayacak. Normal bir necaset bir suyun içine girerse bir kıyle diyor bu şekil temizlenmesi nedir? Mümkündür. Ama eğer o suyu necis eden... Suyumuz o yağ mı? Yağ. Ben suyum diyorum. Bazen yanlış söylüyorum. Şey etmeyin. Bu şekil temizlenmesi mümkün diyen kıyle de eğer onu necis yapan yağlı bir şey, maddesinde yağ olan bir şey olmayacak. Bir necis diyelim hayvan yağı, kuyruk yağı düşmüşse, bir fare düşmüşse... Kıyle de bunun temizlenmesini kabul etmiyor. Anlaşıldı evet. Değil mi? Camit, mayi'i bu şekil birbirinden ayrıt etmek, tarif etmek bu da zekerehu fil mecmu. İmam Nevi mecmuda söylemiş. Mecmu neyin şerhidir? Muhezzeb. Muhezzeb kimindir? İmam Şirazi'nindir. Vefatı kaç? 470. 7'di. 7 miydi? Tam 200 yıllardı. 76. Ha, 76. İmam Nevi 7 İmam-ı Haremin'dir. 7 aklıma geldi. 477 İmam-ı Haremin. 476 İmam Şirazi. 476 İmam Nevi 676. Tam İmam-ı Haremin 78. O zaman 78 ha o da oğlu 77 değil 78 2 sene var doğru. Emrullah doğru söylüyor. İmam Şirazi 476 İmam-ül Haremin 478. 2 sene. Tamam. Babu teyemmumi. Burada duralım. Bugün biraz az oldu ama mesele başına geldik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي